Ve bu arada Meral Hanım'a İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de bir saldırı ya da Evet. sözlü saldırı gerçekleşti Rize'de. Dolayısıyla sizler de bu konuyla ilgili sosyal medyadan ifade ettiniz. Ben de o konuyla başlayayım dedim. Evet. Neler söylersiniz bununla ilgili? Şimdi Erdoğan Bey, siyasetçinin görevi nedir? İktidara gelip ülkeyi yönetmektir. Ve bunun için de halka gitmektir. Halkı dinlemektir. Artı var olan sorunları saptayıp sorunların çözümlerini halka anlatmaktır. Şimdi eğer siyasetçinin görevi buysa vatandaş da dinler. İster dinler, ister dinlemez, ister oy verir, ister oy vermez. Ama bir siyasi parti liderine saldırıda bulunmak, onun konuşmasını engellemek asla kabul edilemez. Yapan kişiler demokrasi kültüründen nasibini almamış kişilerdir. Oraya Meral Hanım Rize'ye gidiyor. Sorunlar var. Sorunlara sahip çıkmak istiyor. Çözüm üretmek istiyor. Vatandaşla konuşmak istiyor. Esnafın derdini dinlemek istiyor. Esnaf gerçekten perişan vaziyette. Bir partinin genel başkanı da bu eylemi ya da bu hareketi ya da bu davranışı zaten olması gereken bir davranış. Siz ama tahammül edemiyorsunuz. Buraya niye geldin diyorsunuz ve eleştiriyorsunuz veya onun konuşmasına veya siyasi görevini yapmasına engel oluyorsunuz. Kabul edilir bir olay değil, doğru değil. Onlara kabahat bulmuyorum. Ülkeyi bu hale getiren de asıl kabahat. Bir organize bir şey varmış gibi de Kesinlikle ipuçları var. organize, kesinlikle organize. Önceden bu insanlar önceden bir yere yerleştirilir. Genel başkan buraya gelecektir denir. Siz bu zaman şu protestoları yaparsınız, şunları yaparsınız diye. O insanlar bazen parayla tutulur, bazen militan olarak görevlendirilir. Maalesef bunlar zaman zaman oluyor. Olmaması en büyük dileğimiz. Yani bu ülkeye demokrasi gelecekse herkesin düşüncesine hepimizin saygı duyması lazım. Katılırım veya katılmam. Oy veririm veya vermem. Ama bu ülkede demokrasi algısını güçlendirmek istiyorsak ve Türkiye'yi dünyaya rezil etmek istemiyorsak siyasi partilerin konuşmalarına izin vermemiz gerekir. Doğrusu da budur. Son günlerde ya yani birkaç haftadır siyaseti, biraz siyasetin dilini Evet. de suç örgütü lideri olduğu söylenen Sedat Peker'in yaptığı videolu açıklamalar belirledi ki dün de Sayın Soylu bu konuyla ilgili bazı Evet. açıklamalar yaptı. Ve bugün de başka bir iddia ki hafta sonu yine olacağı söyleniyor. Mesela dün yaptığı açıklamada Bakan Soylu bunların yabancı organizasyonla istihbaratların koruması altında olduğunu söylemişti. Size böyle bir bilgi geldi mi ya da böyle yorumladınız mı? Yok, hayır, yani yeraltı dünyasıyla hiç ilgilenmedim. İlgim de olmadı zaten. Ama ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde, yani biz yaptığımız son kurultayda yeraltı dünyasının AK Parti döneminde ne kadar güçlendiğini görüyorduk ve biliyorduk. Çubuk saldırısı bunun örneğidir. Diğer saldırılar bunun örneğidir. Yüklü miktarda uyuşturucunun, kokainin İzmit Dilovası'nda, Mersin Limanı'nda yakalandığını gayet iyi biliyorduk. 5 tonluk bir kokainin Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere hareket ettiğini biliyorduk. Dolayısıyla bu rakamlar milyar dolarlar. Dolayısıyla ve bunlar Türkiye satında, yani Türkiye coğrafyasında olan olaylar. Ve biz o nedenle ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir diye kendimize söz verdik. Topluma söz verdik. Suç örgütleri var mı? Var. Neden bu kadar palazlandılar? Bir suç örgütünün arkasında siyasi güç olmazsa suç örgütleri büyüyemezler. Ne demek? 600 kilo kokain ne demek? 514 kilo kokain ne demek? Olağanüstü rakamlar bunlar. Gramı milyonlar mı, milyarlar mı bilmiyorum. Yani Türk lirasına vurduğunuz zaman olağanüstü paralar bunlar. Peki bunlar nasıl oluyor da nereden geliyor? Kimler destekliyor? Bugün
Sözcü gazetesinde İsmail Saymaz aslında çok güzel bir gazetecilik örneği sergiliyor. Aslında bu aralar onu da ifade edeyim. Sözcü gazetesi gerçekten de tam anlamıyla bir gazetecilik yapıyor. Önce Saygı Öztürk konuştu eski İçişleri Bakanı'yla. Eski İçişleri Bakanı biz buraya çökmeseydik mafya çökecektik. Çökecekti dedi. Bunu da zaten evet ben bunu söyledim dedi ama sonra özür diledi yani ben bunu söyledim ama evet bunu söyledi ama aslında bir gerçeği söyledi yani. Gerçeği söyledi. Arkasından İsmail Bey'in bugün yaptığı İzmit Limanı'na gelen yani Dilovası'na gelen artı bir fotoğraf çekmiş İsmail. Mersin'e gelen tabii yani kokain kimlere geliyor belli. Adamı buluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir gazeteci buluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti bulamıyor bunu. Erdoğan bulamıyor bunu. İçişleri Bakanı bulamıyor bunu. Adalet Bakanı bulamıyor bunu. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Bir gazetecinin bulduğu kişiyi bunlar bulamıyorlar. Dava bile açılmamış. 514 kilo, 600 bilmem kaç kilo kokain bulacaktınız. Ortada dava yok ya, suçlu yok. Neye bağlıyorsunuz siz bunu? Güç, siyasi güç. Bütün yetkiler kimde? Ve herkes Süleyman Soylu'da. Bütün yetkiler kimde? Süleyman Soylu'da mı? Ya su bile içemez Erdoğan'dan talimat almadan. Su bile içemez. Nereden alıyor talimatı? Erdoğan alıyor. Doğrudan doğruya oradan alınıyor. Dava açılmıyorsa, bir gazeteci bunu saptıyorsa, ya bu ülkenin emniyet güçleri bunu bilmez mi? Bal gibi bilirler. Gemide önce arama yapılıyor, suç unsuru yok burada, hiçbir şey yok deniyor. Ama bir emniyet mensubu hayır diyor, bir daha arayın diyor. Arıyorlar ve buluyorlar. Dava açılmıyor. Allah bilir o emniyet müdürü nereye atanmıştır şimdi. Siyasi destek alınmazsa mafya yürümez. Mafya böyle at koşturmaz Türkiye coğrafyasında. Eğer siyasi desteği varsa mafya yürür, at koşturur, siyasetçiyi besler, onun finansmanını yapar, sen merak etme der, ben sana her türlü desteği vereceğim der. Terfi mi istiyorsun? Terfi ettireceğim. Milletvekili olmak istiyorsun? Milletvekili yaptıracağım. Efendim sen genel müdür mü olmak istiyorsun? Genel müdürü yaptıracağım. Hiç merak. Hakim mi olmak istiyorsun? Seni hakim. Yargıtay'a üye. Yargıtay'a üye de seçtireceğim. Eğer bu noktaya Türkiye'yi taşıdılarsa, ki taşındı bu noktaya, asıl felaket buradadır. Bu açıklamaların, iddiaların, özellikle Süleyman Soylu'yu hedef alan iddiaların sonucunda bir şey bekliyor musunuz? Ne olacak ki? Ne olacak yani? Olayın gerçeğine bakalım. Ne oldu da yani? Ne olacak? Şimdi dava açılmadı. Birisi kalkıp o savcıya sordu mu arkadaş, sen niye dava açmadın? Bürokrasi görevini yapamıyor. Çünkü siyasi otorite bürokrasinin görev yapmasını engelliyor. Cemil Çiçek ne söyledi? Gayet açık söyledi değil mi Sayın Cemil Çiçek? Bu şikayete bağlı bir suç değildir. Bunun %1'i dahi gerçek olsa tam bir felakettir. Savcıların derhal harekete geçmesi lazım. Geçen savcı oldu mu? Hayır. Niye geçmedi? Bir kişiye bakıyorlar. Talimat gelirse harekete geçecekler. Talimat gelmese herkes susuyor. Böyle bir devlet yönetimi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadı. Böyle bir devlet yönetimi dünya tarihinde de yoktur. Bakın bir daha söyleyeyim. Dünya tarihinde de yoktur. Türkiye bu kadar köşeye sıkışmış değildir. Türkiye'nin bütün bürokrasi adeta kilitlenmiş vaziyette. Bir kişiye bakıyorlar. Böyle bir rezaleti hiç yaşamadık. Tarihimizde yaşamadık. Devleti bir kişiye teslim edebilir misiniz ya? Devlet bir kişiye teslim edilir mi? Bir kişiye teslim etti. Konuşuyor mu Erdoğan? Asla konuşamaz. Bu konuda soru soruluyor mu? Asla soru da sorulamaz. Ne zaman konuşur? İşine geldiği zaman konuşur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda konuşmamasını siz nasıl yorumladınız? Neden susuyor sizce? Ben de merak ediyorum. Bu kadar rezalet, lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, her taraf kirlenmiş,
en tepedeki insan Türkiye'de hiçbir şey olmamış gibi oturuyor orada. Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Bu adam kim ya? Ya bu kokudan memnun anlaşılıyor. Patlayan lahanın kokusundan memnun, öyle anlaşılıyor. Çağırıp sordu mu İçişleri Bakanı, arkadaş ne oluyor diye. Sormadı ve konuşmadı. Belki sorsa diyecek ki, ve sen talimat verdin, ben de gereğini yaptım diyecek. Hatırlıyorsunuz değil mi? Daha önce bir bakan böyle olmuştu. TOKİ'den sorumlu olan bakan. Erdoğan Bey. Evet, Erdoğan Bey. Siz ne talimat verdiyse ben de gereğini yaptım dedi. Niye beni suçluyorsunuz dedi. Erdoğan ona bir şey söyledi mi? Asla bir şey söylemedi. Niçin? Doğruyu söylüyor. O talimat verdi, o da gereğini yaptı. Ufak işlerle uğraşmanın bir mantığı yok. Türkiye'yi bu hale kim getirdi ona bakacağız. Asıl sorulması gereken soru budur. Türkiye'yi bu hale getirenden Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Türkiye'yi yeniden bir hukuk devleti yapmamız lazım. Türkiye'de mafyanın cirit attığı, at koşturduğu bir zemin olmaktan Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Bunun için bunu nasıl yapacağız? Demokratik yollarla yapacağız. Demokratik yollarla. Erdoğan eğer Türkiye'yi seviyorsa, 83 milyona karşı minnet duyuyorsa ve bu insanlar kendisini 19 yıldır o koltukta, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtuyorsa, Erdoğan'ın şunu demesi lazım. Seçim. Ben halktan yeniden güven oyu istiyorum. Bunu söylemesi lazım. Niye susuyor Erdoğan? Niye konuşmuyor? Ben konuşuyorum. O da konuşsun. Soylu konuşuyor. O da konuşsun. Çağırsın. Ya böyle bir rezalet çıktığı zaman, eğer bir ülkenin en tepe noktasında ve bütün yetkileri kendi üstüne almış bir kişi bunu davet edip beyim bu rezalet nedir diye bir soru nasıl soramaz ya? Nasıl soramaz? Nedir bu rezalet diye? Sorması lazım. Erdoğan Bey bir şey daha söyleyeyim. Bütün bu pisliklerin istihbarat örgütleri yani Türkiye Devleti'nin istihbarat örgütü tarafından bilinmemesi mümkün değil. Emniyet örgütü tarafından bilinmemesi mümkün değildir. Ama bunların elleri kolları bağlanmış vaziyette. Emniyeti serbest bıraksınlar, tamamını yakalarlar. Tamamını. Bir haftada. Her şeyi çözerler. Ama namuslu insanları getirecekler belli yerlere. Düzgün insanları getirecekler belli yerlere. Ülkesini seven insanları, ülkesini insanlığı seven insanları getirecekler o makamlara. Önünüz açık, kardeşim bu ülkede ben mafyayı istemiyorum, uyuşturucu istemiyorum. Ya, AK Parti'nin genel merkezindeki o gencecik çocuğun kokain çekerken sosyal medyaya düşen görüntüleri hepimizi üzdü. Yazık değil mi o gencecik çocuğa? Yazık değil mi? O çocuğu o hale kim getirdi? Kim getirdi o çocuğu hale? O çocuğu o hale getirenlerin bu millete bir hesap borcu yok mudur? Hesap vermesi gerekir. O çocuğu suçlayamazsınız. O ortamı yaratanı suçlayacaksınız. O ortamı kim yaratır? O çocuk yaratmaz. Siyasi iklim yaratır onu. Eğer Türkiye'de mafya bu kadar rahat at koşturuyorsa dayandığı bir siyasi güç vardır. Herhalde gidip manava güvenmedi. Gidip bakkala güvenmedi herhalde. Gidip bir sanayiciye güvenmedi herhalde. Kime güvenecek bu? Devleti yöneten pozisyonda olan siyasi iktidar arkası o. Geçen gün söyledim. Sezgin Baran korkmaz. İşte bildiğimiz normal mafya artığı olanlardan birisi de o. Herifi önce serbest bırakıyorsun. Yurt dışına çıkarıyorsun. Mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırıyorsun. Süratle kaldırıyorsun. İvedilikle kaldırıyorsun. Kaldıran savcıyı getiriyorsun. Bakan yardımcısı yapıyorsun. Niye bakan yardımcısı oluyor? Niye oluyor? Aradan bir süre geçiyor. Masak raporu geliyor.
MASAK raporu, efendim Sezgin Baran Korkmaz suçlu, evet. Mal varlığına tedbir koyalım. Ne mal varlığı? Efendim tutuklayalım. Ne tutuklama? Adam zaten dışarıda. Zaten malı götürdü. Kim yaptı bunu? Kimler yaptı bunu? Siyasetten destek almazsa kimse buna cesaret edemez. Bunu yaptığı zaman görevden alınıyor mu? Alınamaz. Başka bir yere atanıyor mu? Atanamaz. Çünkü o talimatın gereğini yapmıştır. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar diyoruz değil mi? Biri yerken diğeri bakmıyor. Sen yiyorsan ben de yiyeceğim diyor. O yüzden kıyamet kopmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı helallik istemesinin ardından, yani o açıklamayı yapmasının ardından siz Meral Hanım ve muhalefetin diğer liderleri de erken seçimi gündeme getirdi ki sizin sosyal medyadaki ifadelerinizde de şiddetli erken seçim olması gerektiği yönünde. Olur mu sizce? Eğer bu tablodan rahatsızsa Sayın Erdoğan erken seçim yapması lazım. Bu milletin sırtına ek yeni yükler getirmek istemiyorsa erken seçime gitmek zorunda. Her gün vatandaşın sırtına yüklenen yük artacaktır. Bugün ne oldu? Akaryakıta zam geldi değil mi? Üstelik çok ciddi. Olağanüstü rakamlar. Niye bu zamları kim ödeyecek? Erdoğan mı ödeyecek? Hayır, Erdoğan benzin parası ödemez, mazot parası ödemez, dolmuş parası ödemez, taksi parası ödemez, uçak parası ödemez. Erdoğan için her şey bedava. Altta şimdi taksici ne yapacak? Kamyon şoförü ne yapacak? Otobüs şoförü ne yapacak? Hepsi zam yapacak. Zam kimin sırtına yüklenecek? Gene fakir fukaranın, garip gurebanın sırtına yıkılacak. Elektriğe de zam gelecek. Ya arkadaş, ne oldu da zam yapıyorsun sen? Ne oldu? Diyecek ki efendim dolar arttı. Hani bizim dolarla bir işimiz yoktu? Hani bizim hiçbir işimiz yoktu? Erdoğan Bey, bu memlekette Türk lirasını değil, Amerikan dolarını geçerli kılan bir ekonomi politikası izlediler. Ya bir devlet düşünün, Allah aşkına bir devlet düşünün. Devletin adını da vereyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ya bu devlet kendi vatandaşından, yani bu hükümet kendi vatandaşından dolar üzerinden borçlanır mı ya? Dolar endeksi senet çıkarmışsın, gel bunu al diyorsun. Ya bu ülkenin resmi parası ne? Türk lirası. Ya senin dolarla ne işin var? Çünkü vatandaş da sana güvenmiyor. Sen de onu biliyorsun. Sana Türk lirası çıkaracağım ama almayacaksın. Bana borç para vermeyeceksin. Siz erken seçim bekliyor musunuz mesela bu yıl içinde 2022'de? Yapmak zorundalar. Yapmazlarsa... Bir öngörü tarihiniz var mı? Sonbaharda olması lazım. Bu sonbaharda? Bu sonbaharda yapmaları lazım. Çekemezler. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Daha dün televizyonda gençlerle konuşuyor. Turistler gelmişler. Efendim işte turistlere hoşgörüyle davranmak lazım vesaire falan falan. Efendim diyor ki bakın. Oradan 3-5 dolar veya avro gelecekse ülkemize bırak girsin diyor. Ya bir ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişisi 3-5 dolara, 3-5 avroya muhtaç hale gelmiş ya. Bu memleketi bu hale getirdin ya. 3-5 dolar, 3-5 avro gelirse gelsin, bırakın turist ne yaparsa yapsın. Ya bu ülkenin onurunu sattılar bu adamlar ya. Turizm Bakanı ne yaptı? Maske. Keyfine bak diyor. Aşımı oldum diyor. Ben aşı oldum. Sen keyfine bak. Ben? Senin onurun ne? Bu ülkenin onurunu beş paralık yapan bu insanlar hala iktidarlarını sürdürecekler mi? Hala kalacaklar mı bu koltuklarda? Ya bu koltuğun hikmeti nedir? Ben onu da anlayamadım. Ya hani Ziya Paşa'nıdır galiba. Çekildik İzzet-i İkbal ile Babi hükümetten diye. Çekil kardeşim İzzet-i İkbal ile. Getir milletin önüne sandığı koy kardeşim. Yönetemiyorsun artık sen. Memleketi perişan ettin sen kardeşim. Mahvettin bu memleketi ya. Ha, Erdoğan Bey. Ya buğday ithal ediyoruz. Şeker pancarı, şeker ithal ediyoruz.
Efendim fasulye ithal ediyoruz. Mısır ithal ediyoruz. Mercimek ithal ediyoruz. Ya bu ülkede toprak mı kalmadı Allah aşkına ya? Bir ara saman ithal edilmişti, yanlış hatırlamıyorsam. Saman tabii. Saman ithal ediyoruz. Canlı hayvan ithal ediyor, et ithal ediyoruz. Orta Doğu'yu besleyen Türkiye'yi ne hale getirdiler ya? Orta Doğu'yu besliyorduk biz. Kafkasları besliyorduk biz. Şimdi memleketi bu hale getirdiler. Çekilmeleri lazım. Bu yükü bu millet çekemez yani. Bu kadar çekemez bu yükü yani. Bu erken seçim tartışmaları son dönemde gündeme geldiğinde, yani sizler gündeme getirdiğinizde sizin Cumhurbaşkanı adaylığınız da konuşulmaya başlandı. Yani bazı meslektaşlar yazıyor. Direkt soruyorum ben de, aday mısınız? Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu aşamada tartışmayı bir sefer çok doğru bulmuyorum. Önce onu ifade edeyim. Ama adaylık biliyorsunuz biz... bir ittifakın parçasıyız. Eşitler arasında biz de varız. Biz varız, İyi Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var. Şimdi biz kararları alırken danışırız, otururuz, konuşuruz, kararları öyle alırız. Cumhurbaşkanı adayı bir kişi mi olsun, onu mu seçelim, otururuz, konuşuruz. Cumhurbaşkanı adı her parti ayrı ayrı mı çıkarsın? Çünkü biz demokrasi kültürünü savunan bir gelenekten geliyoruz. Dört parti de böyleyiz. Demokrasiyse istişareyle yaparız, kararımızı veririz. Cumhur İttifakı ise orada demokrasi diye bir kural yok zaten. Bahçeli açıklama yaptı. Bizim adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Mafya üçüncü ortak olarak, o da zaten herkes saygı gösteriyor. Mafya yere göğe koymuyor zaten Erdoğan. Ondan daha büyük adam oluyor diyor. Neden? Kendisine bütün yollar açılmış vaziyette. İstediği zaman uyuşturucu, istediği zaman insan kaçakçılığı, istediği adamı gidin şunu dövün dedikleri zaman gidip onlara saldırmalar, şunlar bunlar. Her şeyi yapabiliyorlar. Erdoğan Bey şunu düşünebilir misiniz ya? Bir ülkede, demokratik bir ülkede, sözde hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün anayasasında yazıldığı bir ülkede mafya bildiri yayınlıyor. Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz, Kılıçdaroğlu'na karşıyız. Allah aşkına bakın, ben üçüncü ortak dediğimden kızıyorlar. Ya kardeşim, bunu söyleyen ben değilim, onlar söylüyorlar zaten. Bildiri yayınlıyor mu? Yayınlıyor. Altına kapı gibi imza atıyor mu? Atıyor. Cumhur İttifakı'nı destekliyor mu? Destekliyor. Millet İttifakı'nı eleştiriyor mu? Eleştiriyor. Bunu yapan kim? Üçüncü ortak. Böyle bir ortamda, evet, Cumhurbaşkanının değişmesi lazım. Cumhurbaşkanının, bakın, devlet deneyimi olan birisinin olması lazım. Yani devlet aklını bilecek. Cumhurbaşkanı adayının en azından namuslu bir adam olması lazım. Yani milletine hesap vermesi lazım. Mal varlığı dolayısıyla bir başka ülke tarafından tehdit edilen adamdan Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanının ailesiyle topluma örnek olması lazım. Siz bunları yaparsan bizim... çıkaracağımız Cumhurbaşkanı adayının bu nitelik, asgari bu niteliklerin olması lazım. Bunlar olursa, bir aday bulursak elbette Cumhurbaşkanı adayı olur yani. İttifak ortaklarınızla bu konu konuşulacak, demokratik şekilde tartışılacak dediniz ya, oradan sizin adınızın çıkma ihtimali var mı? Onu bilmem. Bu konuyu... Ama kaçmam çünkü diyorsunuz. Çünkü şöyle, elbette. Yani Cumhurbaşkanlığı tabii onora bir makamdır. Yani dolayısıyla oradan hayır ben illa olmayacağım ya da kaçmak doğru değildir. Dolayısıyla böyle bir olay tartışıldığı zaman oturur konuşuruz. Yani uygar insanlarız biz, ne olacak yani? Sonuçta neyi nasıl yapacağımızı, nasıl olacağımızı biliyoruz. Ayrıca ben şunu da söyledim. Yani Millet İttifakı olarak biz eşitler arasında bir ittifak yapıyoruz. A partisi büyük, B partisi küçük değil. Eşitiz hepimiz. Eşitler arasında. Çünkü hepimiz bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla eşitler arasında bir partiyiz. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanı olacak kişi aynı zamanda ittifakın aktörleri de onun içinde yer alacak. O yönetimin içinde yer alacak. Böyle olması lazım. Yani biz beraber ve birlikte koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ortak mücadele, ortak çaba göstermek zorundayız. Ve millete güven vermek zorundayız. O güvenin arkasında durmak zorundayız. Ve verdiğimiz sözleri öngördüğümüz tarih içinde de gerçekleştirmek zorundayız. Az önce sözünü ettiğiniz partiler arasında HDP'yi saymadınız. HDP ile durum nedir? HDP Millet İttifakı'nın içinde değil. HDP parlamentoda
bulunan, vatandaştan 6-6,5 civarında oy alan, anayasaya göre demokrasinin vazgeçilmez unsuru saydığımız partilerden birisidir. Yani nasıl diğer partilere saygı duyuyorsak, ittifak içinde olsun veya olmasın, biz AK Parti'ye de saygı duyuyoruz. Oraya da oy veren vatandaşlarımız var. MHP'ye de saygı duyuyoruz. Neden? Bir siyasi partidir. Dolayısıyla vatandaşlar oy vermişlerdir. Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Bütün siyasi partilere saygı gösteririz. Mesela dün Sayın Soylu İçişleri Bakanı şöyle bir ifadesi var. İzlerken de not ettim. HDP'ye bakanlık verileceği konusunda anlaşma yapıldı. Bunun belgesi var. Yalanlarsa kanıtlarım. Getirsin belgeyi koysun ya. Nerede bu belge? Ben de merak ediyorum. Bakınız. Bir İçişleri Bakanı, belgesi var, bilmem neyi var falan filan. Sen kardeşim İçişleri Bakanı değil misin? Belgen varsa koyarsın ortaya, değil mi? Emrinde olan bir sürü havuz medyası var. Zaten öyle bir belge olsa sabah, öğle, akşam her tarafta yayınlanmıştı şimdiye kadar. Kim vermiş öyle bir söz? Kim öyle bir taahhütte bulunmuş? Yok öyle bir şey. Kaldı ki doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey ya. Ortada daha bir şey yok ki. Bakanlıkları konuşuyoruz biz. Hangi bakanlığı konuşuyoruz ya Allah aşkına? Hangi bakanlığı konuşuyoruz? Belgesi var. Çıkarsın belgeyi. Biz de görelim bakalım neymiş bu belge. Ben de çok merak ediyorum. Ben o tür belgelerle çok karşılaştım. Sahte belgelerle. Çok karşılaştım. Ben bakın şunu söyleyeyim. Erdoğan Bey'im hakkında en çok karalama kampanyası yapılan genel başkan benim. O kadar çok yalanlarla karşılaştım ki. Türkiye'deyken Almanya'da o biçim saunalara giden insan diye sahte tutanaklar, sahte belgeler. Gittim mecburen Almanya'da bir avukat tuttum. Ya o tarihte ben Türkiye'deyim. Onu da nasıl ispat ettim biliyor musunuz? Ankara'dan İstanbul'a o tarihte Türk Hava Yolları ile gidiyorum. Yani o olmasa onu da nasıl ispat edeceksin? İnsanları bulacaksın ya ben buradaydım diye yani. Ne öyle bir karakol var, ne öyle bir polis var. Bunların tamamı yalan. Dedim ki yalan üzerine o kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar ki ve o kadar rahat yemin edebiliyorlar ki. Bunlar insan değil ya. Gerçekten insan değil. Yine dünkü Sayın Soylu'nun açıklamalarından alıntı yaparak sordum. Notlarım arasında var. Yine bu konuyu konuşayım. Onu muhatap almak istemem. Yani muhatap almak istemem. Fakat bir iddiası daha var. İzin verirseniz soracağım. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman bana adam gönderir. Sonra da el altından gazetelere başka işler yaptırmaya çalışır. Birebir bu söylediği. Keşke bu işlerle ilgili de gönderseydi ben açıklardım. Uyuşturucu konusu tartışılırken söyledi bu. Kimseye el altından adam göndermem. Yalova Belediye Başkanı ile ilgili. Tabii grup başkan vekilimize söyledim. Gidin konuşun. Bir haksızlık yapılıyor. Yalova Belediye Başkanı. Bütün Yalovalılar biliyor bunu. Suç duyurusunda bulunan belediye başkanı. Hakkında hiç kimse bu kişi gitti buradan çıkar sağlı diye bir ifade dahi yok. Ama açığa aldılar. Niye alıyorsun açığa kardeşim? Kendisine de söyledim. Eğer rüşvet aldığına dair bana bir şey, bir ifade, bir belge, bir döküman gönderirsen hiç yargıya gelir. Biz onu zaten partiden çıkarırız. Örnek de verdim kendisine. Olmayan şey orada belediyeyi ele geçirdiler. Şimdi mahkemelerde uzatıyorlar. O süreç içinde bile AK Parti il başkanının ne kadar emniyetle ortak çalıştığını da gayet iyi biliyoruz. Biz bunların hepsini biliyoruz. Bunlar bizi böyle bir köşede dünyadan habersiz insan mı sanıyorlar? Onlar şunu bilmeli, onlar şunu çok iyi bilsinler. Devletin içinde namuslu insanlar var. Ve bu namuslu insanlar bu gidişten son derece rahatsızlar. Ve bu namuslu insanlar bize her türlü bilgiyi yeri zamanı geldiğinde veriyorlar. Biz bunları biliyoruz. Hiç meraklanmasınlar. Biz niye bu ülkenin emniyetine güveniyoruz? Namuslu insanlar orada çoğunluktadır diye. Bu ülkenin bürokratlarına niye güveniyoruz? Bir kuruşu, bir kalemi, bir defteri,
birilerine peşkeş çekmemek için direnen bürokratlar, namuslu bürokratlar olduğu için, devletin malına, mülküne sahip çıktıkları için. Biz bunları biliyoruz. Biz niye diyoruz illa devlette liyakat olsun diye? Bunun için söylüyoruz. Hangi parti gelirse gelsin, devletin içinde düzgün, namuslu insanlara bizim sahip çıkmamız lazım. Bunun için söylüyoruz. Biz onun partisine bakmayız. A'sına B'sine bakmayız. O da zaten gelen iktidar partisinin gidip militanı olmak istemez. Biz bunları biliriz. Hiç kimse şunu unutmasın. Bu ülkeye 27,5 yıl hizmet ettim. 27,5 yıl. Bir kalemin hesabı bile bana sorulmadı. Çünkü bir kalem bile almadım. Hakkında en çok soruşturma yapılan kişilerden birisi de benim. En çok soruşturma yapılan. Bakın ben size Erdoğan Bey bir şey daha söyleyeyim. KİT komisyonuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşekkürleri komisyonuna genel müdürlük yaptığım dönemde bütün ihale dosyalarını getirip teslim eden kişi benim. Dünyada örneği yoktur. Türkiye'de de örneği yoktur. Buyurun beyler. Bütün ihale dosyaları burada. Bulursanız bir şey beraber hesabını soralım. Bu kadar özgüveni yüksek bir insanım. Çünkü şuna inanırım. Boğazından aşağıya haram lokma inmemişse verilmeyecek hesabın yoktur. Ama onlar öyle değil. Onlar öyle değil. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var. Saray da bunu çok iyi biliyor. Siyahla beyaz kadar fark var. Niye söyledim? Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kişi ailesiyle beraber topluma örnek olacaktır. Ailesiyle beraber. Oturması kalkmasıyla beraber. Orada oturacak kişi kibir abidesi olamaz. Halkını aşağılık bir toplummuş gibi göremez zaten. Görememelidir de zaten. Vatandaştan birisi olacaksın. Vatandaş seni sevecek, sen de onu seveceksin. Sana oy vermeyebilir. Ama sen bileceksin ki bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu bir insanıdır. Bu manavdır, kasaptır, ayakkabı boyacısıdır, berberdir, kuafördür, taksicidir, otobüs şoförü, kamyon şoförüdür. Herkesin derdine bakacaksın, sorunlarını ilgileneceksin ve çözeceksin. Ayrım yapmayacaksın. Ya, Türkiye kamplaştı. Düşünebiliyor musunuz? Kamplaşan bir Türkiye. Komşumuzun kimliğini soruyoruz. O noktaya Türkiye'yi taşıdılar. Yaşam tarzını, inancını. Ya kardeşim sana ne? Sana ne ya? Toplum bu noktaya getirdiler, ayrıştırdılar. Kendileri için özel medya oluşturdular. Havuz medyası. Milyar dolarlar aktı oralara, milyon dolarlar aktı oralara. Ne oldu Allah aşkına? Kim izliyor oraları? Kimse izlemiyor bile. Kimse bakmıyor bile oralara. Ben de bu yayın... Güven de vermiyor zaten. Niye gibi? Ben bazen takılırım. Bir şey olursa havuz medyasına girin. Hani psikolojik olarak rahatlamak istiyorsa iş dünyası. Oraya girdiği zaman Türkiye'de hiçbir sorun yok. Türkiye bütün barajları aşmış vaziyette. Dünyada da lider. Zaten Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, Güney Kore, Japonya. Herkes bizi kıskanıyor. Ve biz çok mükemmel bir durumdayız. Öyle. Oralar öyle anlatılıyor yani. Ben de bu yayını televizyon kanalımızdan da aynı anda yapmayı çok isterdim ama evet. Yayını açarken de ifade ettim. 448 gündür bekliyoruz. Evet. Ve Radyo Televizyon Üst Kurulu bir logo değişikliği onayını vermedi ki. Niye vermiyor mesela? Niye vermiyor? Çünkü gerçeklerin Sözcü TV'den kamuoyuna yansımasını istemiyor. Sorun orada. Oysa siyasetçi gerçeklerden korkmamalıdır. Gerçeklerle yüzleşen bir siyasetçi ancak ülkeyi yönetebilir. Gerçeklerle yüzleşmiyorsanız, yüzleşmekten korkuyorsanız yan yollara saparsınız. Yani yasa dışı yollara saparsınız. Yani yasaları askıya alırsınız. Yani anayasayı askıya alırsınız. Ve sonra aşama aşama toplum size verdiği krediyi sonlandırır ve toplum size güvenini yitirir. Bugün geldiğimiz nokta da budur. Ağızlarıyla kuş tutsalar hep mi söylüyoruz? Ya acaba doğru mu? Acaba ya doğru mu? Acaba doğruyu mu söylüyor? Niçin? Çünkü o kadar çok yalan söylediler ki doğruyu bile biz test etmek zorunda kalıyoruz. Acaba doğru mudur diye. Sözcü TV.
Bir rütük var mı? Var kardeşim. Rütüye nedir Allah aşkına bu? Yasa dışı bir şey varsa dersin ki bu şu gerekçeyle olmuyor. Bir gerekçe vardır herhalde. Bir yazı yazarlar. Şu evrakın eksiktir. Ya şu yanlıştır. Ya da şu başvurun doğru değil. Veya başvururken şu kadar para yatıracaktın, o parayı yatırmadın. E siz de gereğini yaparsınız. Cevap vermemek ne demektir? Git yargıya demektir. Yargıda uğraş demektir. E bizde de yargı ne kadar sürede biter? Ne kadar sürede biter? Açarsınız bir dava. 20 yıl sürer. 10 yıl sürer. Ama yukarıdan talimat gelirse 3 gündür. Veya 1 gündür. Veya 1 saattir. Papazı öyle teslim ettiler Amerika'ya değil mi? Bu can bu tende kaldığı sürece asla alamasın dediği Trump'a mal varlığı tehdidiyle karşılaşınca bir gecede papazı çıkardılar. Bütün davalar sonuçlandı. Uçağa bindirdiler. Amerika'ya gönderdiler. Bu da sanıyor ki ben devleti yönetiyorum. Sen mi devleti yönetiyorsun ya? Talimatla devlet mi yönetilir ya? Egemen güçlerin talimatıyla devlet mi yönetilir ya? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini rezil ettiler bunlar. Türkiye'de iki konuyu konuşuyoruz. Biri hukuk, diğeri ekonomi. Evet. Şimdi bu sözünü ettiğimiz şeyler de aslında hukuk çerçevesinde. Aslında Sözcü TV'de şöyle ifade edebiliriz. Ehliyet almışsınız ama otomobilinizi değiştireceksiniz. Devlet diyor ki izin vermem. Evet. Yani böyle bir şey. Herkes alıyor ama size yok. Sözcü yani, olduğu için. Evet. Tabii. Oysa basın özgürlüğünün ben ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini düşünüyorum Türkiye'de. Şöyle ki mesela medyanın çok büyük bölümü bu iddialarla ilgili haber yapamıyor. Biz yapıyoruz. Birkaç kuruluş öyle daha yapıyor. İşte Bir Gün Cumhuriyet isimlerini sayayım. KRT, Halk TV ve yapılan açıklamalarda da daha sonra bu kuruluşlar ki sizler de suçlandınız. Bunlar dile getirdi. Öyle. İnfaz kurumu gibi görev yapıyorlar. Fakat bakın. Basın ilan kurumu da öyle. Rütük de öyle. Bunlar infaz kurumu gibi. Yukarıdan alınan talimatın gereğini yerine getiriyorlar. Efendim ilanları kestim. Tamam. Yargıya git. E yukarıdan bir telefon. Yargıda ya davayı atıyor gerilere bir taraflara veya ya aynen onaylıyor. Evet diyor basın ilan kurumu ilan vermiyorsa buraya vermesin. Oysa anayasa gayet açık. Basın hürdür, sansür edilemez. Bu haberler Le Monde'da, New York Times'ta, Avrupa medyasında, Amerika medyasında tabii yani böyle enteresan bir şekilde yorumlanıyor ve çok karşılıklı. Haberdir. Evet. Anayasasında hukukun üstünlüğünden, hukuktan söz eden bir ülkede mafya bu kadar böyle devletin bütün kurumları üzerinde etkin bir konuma gelmişse kokain ele geçiriliyor ve hakkında hiçbir cumhuriyet savcısı cesaret edip dava bile açamıyorsa adreslerini bile gazetecilerden gizliyorlarsa ya Kolombiya'da savunma bakanı açıklama yaptı ya, savunma bakanı açıklama efendim Kılıçdaroğlu bunu söyledi Kolombiya'da böyle bir şey olmamış. Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemişler. Ya Kolombiya'nın savunma bakanı söylüyor. Oranın gazeteleri yazıyor. Uluslararası haberler yazıyor. Haber ajanslar yazıyor bunu. Söylüyor bunu. Geçiyor bütün dünyaya. Uzun süre ses yok. Ben diyorum ne oldu bu? Bay efendim sen bunu nasıl söylersin? Niye söylemeyeyim? O kime gidecekti kardeşim? Kim alacaktı? Kim nemalanacaktı onu? Hangi siyasi nemalanacaktı? Onun arkasındaki siyasi güç kim? Bu bakanı falan aşar bunlar. O kadar güçlü koruma geldiler ki bunlar. Kendi içlerinde şimdi kavga ediyorlar. Kendi içlerinde. Bu bir rant kavgasıdır. Para kavgasıdır bu kavga. Bu sıradan bir gemi kavgası, bir 2 kilo, 5 kilo, 1 ton, 5 ton uyuşturucu kavgası değil bu. Bu olağanüstü milyar dolarların döndüğü bir rant alanının kavgasıdır bu kavga. Derin bir kavga. Öyle siyasetçinin bilgisi dışında bu kavga olmaz Türkiye'de. Bu kavga varsa kavgadan birileri o kavgada birilerinin sırtını sıvazlıyordur. Yoluna devam et ben senin arkandayım diye. Savcı soruşturma açamaz. Emniyet onu keserim. Bunlar bilinen olaylar. Hukuk soruşturma, hukuk sistemi, adalet konuşulurken şu soruyu da sormak isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı. Henüz soruşturma izni verilmedi. Fakat ifadesi
alındı. Şimdi bunlar konuşulurken bir de şu da söylendi. İşte mağdur duruma... Ne kadar hızlı savcı var değil mi? Vay efendim elini niye arkana bağladın? Vay niye gezersin? Derhal soruşturma. Vay efendim şu dezenfektan ne oldu? Niye aldın? Derhal soruşturma. Bakın adaletteki hızlı seyre bakın be. Niçin? Ekrem İmamoğlu olduğu için. Ne yapmış Ekrem İmamoğlu? Ne yaptı? Sizin yaptıklarınızın hiçbirisini yapmadı. İhalelerin tamamını Facebook'tan verdi. Facebook mu diyoruz ona? Canlı yayın yapıyor. Tabii. Kim alırsa. Bütün sosyal medya hesapları. Tabii. Ama sindiremiyorlar. Bütün hırsızlıkların önünü kestim. Havuz medyası dahil. Hepsini kestim. Kızıyorlar. E kızsınlar tabii. Kızmayıp da ne yapacaklar? Avanta alıyorlardı. Şimdi avanta alamıyorlar. Onun gereğini yaptı. Yapacak. Mansur Bey de burada yaptı. Adana yapıyor. Evet, boru ihalesini 400 bin kişi izledi. Antalya yapıyor tabii. Biz bunların hepsini biliyoruz. Hepsini. Hepsini biliyoruz. Yine bu seçim konusu tartışılıyor. Vatandaşlarımız şunu bilsinler. Erdoğan Bey. Türkiye'yi mükemmel yöneteceğiz. Bakın bir daha söyleyeyim. Türkiye'yi mükemmel yöneteceğiz. Vatandaştan aldığımız her kuruşun hesabını vatandaşa hesabını verme onurunu yaşayacağız. Onurunu. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Bu bizim için gerçekten olağanüstü bir onur olacak. Bu ülkede açıkta kimseyi bırakmayacağız. Hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç girmeyecek. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygınlığını koruyacağız biz. Her önüne gelen devlete meydan okumayacak. Her önüne gelen devletin yöneticilerini aşağılamayacak. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edemeyecek. Ve Türkiye'de gerçekten hukukun üstünlüğü olacak. Türkiye'de gerçekten insanlar siyasi iktidarı özgürce eleştirebilecekler. Gençlere şunu söylüyorum. Oy verin. Bana oy verin. Demokrat amca. Niye biliyor musun? Evet. Niye bana oy verin diyorum musun? Biliyor musunuz? Beni daha rahat, daha özgürce eleştirme hakkınız olacak. İktidarı özgürce eleştirme hakkınız olacak diye. O gençlerden bir soru geldi evet. Bu arada. Onu sorayım. İtiraf dedim, soruyu soran oğlum. Boğaziçi öğrencisi. Öyle mi güzel? Evet, Ali Aktaş. Evet. Ali diyor ki, Sayın Genel Başkan'a sorar mısın diyor. Neden Boğaziçi eylemleri hakkında hiç yorum yapmadığı gibi hiç yorum yapmadı. Bu soruyu lütfen iletir misin diyor. Ama ben eleştiri yaptığınızı hatırlıyorum. Tabii Boğaziçi başta Melih Bulu olmak üzere. Gündemden düştüğü endişeleri var. Yok asla. Hocam. Oradaki akademik kadroya bir sefer önce şükran borçluyuz. Efendim bir ay içinde bunlar unutulur falan filan demişti biliyorsunuz Melih Bulu. Melih Bulu o görevi bırakması lazım. Defalarca söyledim. Kardeşim seni bu üniversite istemiyor. Bir sefer bu üniversitenin klasına uygun bir hoca değilsin sen. Buradan ayrıl kardeşim. İzzet-i İkbal ile çekil. Ya dersin ki burası olmadı. Efendim ben ayrılacağım ama Erdoğan beni cezalandırır. Ya Erdoğan'ın seni cezalandırması senin için onurdur zaten. Dersin ki ben onurumu koruyorum. Eğer bir üniversite beni kabul etmek istemiyorsa ben o üniversitede görev yapmam. Ben buradan ayrılırım dersin. Sen bu onuru yaşamak zorundasın. Ama yapmıyor. İlla ben oraya gideceğim. İşte onu kurtarmak için yok buraya bilmem hukuk fakültesi açacağız. Yok bilmem buraya bunu açacağız. Yandaşları oraya sokacağız. Ya Boğaziçi Üniversitesi dünya çapında bir üniversite. Saygınlığı olan bir üniversite. Olağanüstü yetenekli bir akademik kadrosu var. Ya kardeşim senin üniversiteyle ne alıp vereceğin var? Ne istiyorsun sen üniversiteden? Buraya adam mı getireceğim? Ya kardeşim adamını getireceksen Boğaziçi Üniversitesi'nden bir hoca seç. O gelsin. Dışarıdan adam getiriyor. Niye dışarıdan getiriyorsun adam? Niye getiriyorsun sen? Kaldı ki bu üniversite sıradan bir üniversite değil. Hani olur da akademik kadrosu yetersiz olur. Rektörlük yapacak niteliklere sahip olan, efendim bilimsel yayınları olmayan hocalar hiç olmaz. Siz dışarıdan gerçekten bu işlerde uluslararası ünü olan birisini getirdiniz. Kardeşim zaten Boğaziçi Üniversitesi kadrosunun büyük bir kısmının zaten uluslararası ünü var. Bu insanlar...
Sadece bugün değil, yıllardır kendilerini kanıtlamış insanlar zaten. Üniversitelerde Ali'ydi değil mi? Evet. Sevgili Ali'ye şunu söyleyeyim. Bak, üniversiteler kesinlikle özerk olmalı. Ama bu özerklikten ne anlıyorum? Bir, yönetsel özerklik olmalı. Her üniversite kendi rektörünü kendisi seçmeli. Oraya siyasetçi girmemeli. Hocalar, koca koca hocalar kendi rektörlerini seçerler. Dekanlarını seçerler. Kendileri seçsinler. İki, mali özerkliği olmalı. Yani üniversiteye ayrılan bütçe dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı benden izin almadan parayı harcayamasın dememeli. Aksi halde yine siyasi otoritenin baskısı altında kalır. Şu işimi yap, ondan sonra ben senin ödeneğini imzalarım. Bu olmayacak ya. Üç, bilimsel özerkliği olmalı. Her türlü düşünce üniversitede özgürce tartışılmalı. Vay efendim, niye böyle yaptın? Niye şunu yaptın? Sen KHK'lısın ya da işte bir makale yazdın veya bir bildiriye imza attın. Seni üniversiteden atıyorum. Bu olmaz. O zaman burası üniversite olmaz. Burası üniversite olmaz. Bu üçünü yapacağım. Bilimsel özerkliği, yönetsel özerkliği ve mali özerkliği olacak. O zaman bu üniversite dünya çapında üniversite olmanın yolu açılır. Üniversitelerin kendi aralarında yarışmaları lazım. Her üniversite en iyi benim demesi lazım. Belli üniversitelerin belli alanlarda dünya çapında söz sahibi olması lazım. Kimisi teknolojide, kimisi tarihte, kimisi tıp alanda, kimisi kimya alanda. Özgün, güçlü kadroları olması lazım. Herkes bilmeli ki bu üniversite şu konuda çok nitelikli kişiler, öğrenciler vesaire yetiştirir. Bu olması lazım. Bunun yolu saydığım bu üç özerk alanın sağlanmasıyla olur. Erdoğan bunu anlayabilecek kapasitede mi? Hayır, yok. Anlayacak kapasitede değildir. Yurt dışında okuyan ve dönmek istemeyen gençlerimize, çocuklarımıza çağrısı var mı? Yine genç arkadaşlardan evet. Gelen bir soru evet. Bu. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. O gençlerin tamamı Türkiye'ye gelecek. Onlara her türlü imkanı sağlayacağım. Her türlü. Her türlü imkanı sağlayacağım. Onlar çalışmak istedikleri alanlara onları kesinlikle olacak. Öyle torpil falan da olmayacak. Bilgisi, birikimiyle hak edecek, oraya gelecek. Şimdi geçen gençlerle konuşuyorum. Birisi diyor ki, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun. Genç bir kız, pırıl pırıl mezun olmuş. İstanbul'da bir iş bulmuş, çalışıyor orada. Fakat pandemi dolayısıyla patron dükkanı kapatmış. Bursa'ya gittim diyor. Bursa'da babaannem emekli aylığından bana harçlık vermeye başladı. Öğrenciyken veriyordu ama ben bunu hani öğrenciyim diye alıyordum. Ama üniversiteyi bitirdim ve ağrıma gidiyor babaannemden almak. Sonra diyor, gittim Galatasaray Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim yapmak için girdim, sınava kazandım. Şimdi lisansüstü eğitim yapıyorum. Babaannemden para alırken en azından şunu söylüyorum. Ya hala ben öğrenciyim ve babaannem emekli aylığından bana para veriyor diye. Ya, toplum bu hale kim taşıdı Allah aşkına? Bunlar. Bakın etrafa, ne kadar döküntü adam varsa getirdiler. Bir maaş, iki maaş, üç maaş, dört maaş, beş maaş alan yerlere yerleştirdiler. Peki bu pırıl pırıl çocuklar, bu iyi yetişmiş çocuklar, yabancı dil bilen çocuklar, dünyayı bizden daha iyi, ben de dahil olmak üzere, dünyayı bizden daha iyi okuyan bu çocuklara nasıl biz bunu yapabiliyoruz? Bunun olmaması lazım. O yüzden gençlere diyorum, Kemal amcalarına güvensinler. Onlar çok iyi öğreniyorlar, ben de iyi anlıyorum onlara. Dolayısıyla birlikteliğimiz müthiş olacak. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Onların sayesinde. Aslında onlar yapacaklar. Bugün iç siyasette ve siyasetteki ilişkileri, siyaset diline dönük ciddi açıklamalar yaptınız. Ama içerisinden biri beni çekiyordu şu. Dediniz ki aç çocuk yatağa başını, yastığa başını koymayacak. Koymayacak. Çok basit bir ifade aslında bu. Öyle. Çok da duygusal bir ifade. Öyle. Ama çok da önemli. Neden? Özellikle esnafın önemli bir kesimi, hizmet sektörü, öyle. Eğlence sektöründe çok sayıda insan işsiz diyemeyeceğim, açlıkla mücadele eder duruma geldi. Sanatçılar ki aralarında intihar edenler oldu öyle. Maalesef. Dolayısıyla bu bir proje mi yoksa sadece bir söylem mi? Hayır, bu bir proje, bu olacak zaten. Aile destekleri sigortası dediğimiz bir sigorta dalı üzerinde şu anda çalışıyoruz.
Bütün kadrolarımız var. İçinde akademisyenler de var. Yani parti dışından akademisyenler de var. Çalışıyorlar. Yardımları insan onuruna yakışır tarzda yapacağız. Parayı göndereceğiz banka hesabına. Onun yoksul olup olmadığını, yardıma muhtaç olup olmadığını sadece devlet bilecek. Komşusu bile bilmeyecek. Aylarını çekecek, alışverişini yapacak. Öyle götürüp illa makarnayı, illa bilmem şunu ye. Bu tabloyu, bu insan onurunu zedeleyen bu tabloyu tümüyle ortadan kaldıracağız. Bu yapılacak zaten. Bunu yapmak zorundayız. 21. yüzyılın Türkiye'sinde biz bunu yapmadığımız takdirde insana saygı duyuyoruz, sadece lafta kalır. Çocuk, evet çocuk her aile için kutsaldır. Yani anne ve babanın sevgisi çocukta yoğunlaşır. Onun geleceği üzerine her türlü fedakarlığı yaparlar. Bir babanın bir annenin çocuğunu besleyememesi ne demektir? Bir annenin bana şunu söylediğini hiç unutmuyorum. Yani söylediği şu sözü hiç unutmuyorum. Çocuklarımın somunun arasına salça koyup çocuklarıma yediriyorum. 1, 2, 3 ve çocuk diyor ki anne başka bir şey yok mu diye. Kocaeli de bunu söylüyor bir anne. Şimdi bu annenin suçu ne? İş verdiğinizde çalışmadı mı? Kocasına iş verdiğinizde çalışmadı mı? İşsiz bırakıyorsun, aç bırakıyorsun, yoksul bırakıyorsun. Saraya bakıyorsun, ayrı bir dünya. Aşağıya bakıyorsun, 180 derece farklı bir dünya. Onlar kendilerini düşünüyorlar, biz bu aşağıdakileri düşünüyoruz. Burayı halledeceğiz. Türkiye'yi bir üretim üssü haline dönüştürmek zorundayız. Üretim üssü. Bunu yapacağız. Kararlıyız. Büyük projelerimiz var. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Hazırlıklarımız var. Bunları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Neyi nasıl yapacağımızı anlatacağız. Tabii biraz da gündemin yoğunluğundan ve o kadar çok konu geliyor ve hepsi birbiriyle ilintili. Tekrar iç siyasete dönüp sormak istediğim soru şu. Dediniz ki devri sabık yaratmayacağız. Evet. Bunu açıklar mısınız biraz? Şöyle, şimdi bazen kimisi hükümet veya yetkililerine kızıyor, kimisi Erdoğan'a, kimisi bir bakana kızıyor. İşte bunun hesabını soracağız, asacağız, keseceğiz vesaire falan filan. Devlet, Erdoğan Bey, devlet kinle yönetilmez. Devlet öfkeyle yönetilmez. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet hukuk içinde yönetilir. Hukukun gereği yapılır. Bir yerde haksızlık varsa bağımsız yargıya gönderirsin. Bağımsız yargı hukuk içinde onu yargılar. Ben bunu sadece bugün mü söylüyorum? Hayır. 16 Temmuz'da mecliste yaptığım konuşmada da söyledim. Bir darbe girişimi oldu. Darbe girişimini yapanlarla ilgili işkenceler var. İşkence yapanlar bunu alıyorlar. Sosyal medyada yayınlıyorlar. Bu Türkiye'nin itibarına büyük zarar verir. Asla ve asla hukukun dışına devletin çıkmaması lazım. Hukuk içinde bu insanların yargılanması, eğer ceza alacaklarsa hukuk içinde ceza verilmesi lazım. Hep aynı şeyi bugün de söylüyorum. Çünkü ben bunu Yenikapı mitinginde de söyledim. Aynı şeyleri. Hukukun üstünlüğü. 3 yere siyaset girmesin. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset sokmayın. Buralar ayrı yerlerdir. Buralar duyarlı yerlerdir. Bu duyarlı yerlere siyaseti sokarsanız bu iş olmaz. O zaman olay intikam almaya dönüşür. Sen bunu yaptın, ben de intikam alacağım. Oysa devleti yönetenlerin adaletle yönetmesi lazım. Çünkü devletin dini adalettir. Ben buna inanıyorum. Görünen o ki ekonomi konusu, dediğim gibi hem adalet hem ekonomi Türkiye'nin gündeminde olacak. Konuya başlarken iki cümle ifade etmiştik. Ciddi bir zam fırtınası var Türkiye'de, akaryakıtta özellikle. Bunların yansımaların ne olacağını düşünüyorsunuz? Başka alanlarda gelecek mi? Çünkü uzmanların dediğine göre özellikle akaryakıta zam enflasyonu da tetikleyen bir zam oranı olduğu şeklinde. Tabii kesinlikle bu bütün fiyatlara yansıyacaktır. Yani fırına da yansıyacaktır. Bindiğiniz dolmuşa da yansıyacaktır. Eğer dolmuş şoförü zam yapmazsa kendi cebinden yiyecektir bunu. Peki nasıl, zararına ne kadar götürecek? Taksi şoförü ne kadar götürecek? Otobüs şoförü ne kadar götürecek? Aynı şekilde kendi aracını kullanan insanlar var işine gider gelirken. Bunlar ne olacak? Tabii şöyle bakıyorlar. Bunun parası var, aracı da var. Aracı varsa
O zaman gitsin pahalı benzini, motoru neyse pahalı alsın. Nasıl olsa arabası var bunun. İyi de kardeşim taksi şoförü nasıl yapacak? Otobüs şoförü ne yapacak? Kamyon şoförü ne yapacak? Yükü taşırken taşıdığı yükün fiyatını artıracak. Teslim edecek nereye? Mersin'den aldığı ürünü getirdi hale. Nereye? İstanbul'a. Neyle? Kamyon geldi, tır geldi. Zam yapacak. Sonra çıkıp diyecekler ki bu tarlada 5 lira olan nasıl oluyor İstanbul'da 15 lira? Bunun için oluyor işte. Zam yaparsan o zaman bir şekliyle bu fiyatlara yansıyacak. Kim bunun faturasını ödeyecek? Halk ödeyecek. Vatandaş ödeyecek bunun faturasını. Zenginlere bir şey olmaz zaten, durumu iyi olanlar. En alttakiler. En alttakilere bu kadar acımasız davranan bir siyasi parti en çok o alt kesimden oy aldı. Oy aldığı kesime şu anda ihanet ediyor. Onları perişan ediyor. Esnaf. Esnaf AK Parti'ye ağırlıklı oy verirdi. Esnafı duman ettiler. Perişan ettiler. Siz az önce şey saydınız, yani pandemi dolayısıyla dükkanını kapatan veya sanatçılardan özellikle eğlence sektörü, servis sektörü. Tam bir perişan. Hizmet bakın sektörü. Dün birisiyle konuştum. Bir sanatçıyla konuştum. Genç bir sanatçı. KYK'yla atılmış üniversiteden. Beste yaptım diyor. Müziğini de yaptım diyor. Gönderdim Kültür Bakanlığı'na. Kültür Bakanlığı onayladı. Evet, bunu onaylıyorum. Bestesi size aittir vesaire falan filan. Sonra pandemiden sonra biner lira verecekler. Ben de başvurdum. Eserimi de gönderdim. Siz sanatçı değilsiniz diye bana yazı geldi. Sanatçı olmadığınız için size 1000 lira vermiyoruz diye. Ya diyor ki, ya arkadaş, ben sana yaptığım besteyi gönderdim Kültür Bakanlığı'na. Sen de bunu onayladın. Ben bestekar isem nasıl sanatçı olmam? Yani Kültür Bakanlığı bir söylediğinim bir başka yazıyla taban tabana zıt, yalan diyor. Dedim Allah aşkına o yazıyı bana gönderir misin, yani Kültür Bakanlığı? Hem sizin bestenizi onaylayan yazı, hem de siz sanatçı değilsiniz, siz yardımdan yararlanamazsın diyen yazıyı. Niye yapıyorlar? Seni KYK'yla ihraç ettim. O zaman sen açlığa mahkumsun. Hani bunlar diyorlardı ya, ağacın kökünü yesin diye. Bursa'daki pazarda pazarcılık yapan kişi için. Bu kadar acımasızlar işte. Devlet bu mantıkla yönetiliyor. Bu mantıkla yönetirseniz devleti bu tür tablolara yol açıyorsunuz maalesef. Sorulara yetişmeye çalışıyorum. Özellikle bir en çok sorulan soru. Evet. Bir iki soru daha soracağım da son bölümde. En çok sorulan soru, ki üzerinde sizin en çok konuştuğunuz konu bu. Yorum bölümünde tek bir şey yazıyor herkes. 128, 128, 128 böyle devam. Evet. 128 milyarla ilgili hala insanlar merak ediyor, soruyor ya da bundan sonra yapılabilecek bir şey olup olmadığını öğrendik. 128 milyar dolar vatandaşın alın teriyle, birikimiyle, ödediği vergilerle toplanıp Merkez Bankası'nın kasasına konan bir paradır. Dolar olarak konan bir paradır. Bu para yasalara aykırı olarak bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na al bunu istediğin gibi kullan diye verildi. Kamu bankaları aracılığıyla bu dolarlar birilerine satıldı. Resmen olağanüstü büyük avantajlar belli kişilere sağlandı, belli şirketlere sağlandı. Biz bunun peşine düştük. Ya arkadaş, kime sattın? Çünkü eskiden Merkez Bankası döviz satar mıydı? Evet, satardı. Yetki kime aitti? Banka meclisine aitti. Kanun böyle mi diyor? Ve kanun böyle diyor. Banka meclisine ait olan bir yetkiyi siz bir protokolle alıp başka bir bakanlığa verebilir misiniz? Veremezsiniz. Ya şuna benziyor bu. Kim ameliyatı yapar? Cerrah yapar. Cerrah diyorsun ki sen ameliyat yapma. Gel bakalım arkadaş, sen ne yapıyorsun? Ben edebiyatçıyım. Ameliyatı sen yap kardeşim. Ne ilgisi var? Parayı eskiden ihaleyle satardı ve Merkez Bankası sattıktan sonra da hangi kur üzerinden sattığını da Merkez Bankası'nın kendi internet sitesine koyardı. İktisatçılar, akademisyenler, araştırmacılar girer o rakamları alırlardı. 128 milyar dolarla ilgili tek satır bile yok. Tek satır bile yok. Birilerine peşkeş çektiler bu parayı.
Efendim para el değiştirdi. Para duruyor, el değiştirdi. Gayet basit yani. Hırsız da gidip bir malı çaldığı zaman zaten el değişiyor. Yani mal gene var. Kimse bu mal nereye gitti demiyor. Mal hırsızın eline geçti. Burada mal nereye geçti? Onu öğrenmeye çalışıyor. O hırsız mı değil mi? Onu bir bilmemiz lazım. Bu para neden oraya gitti? Niye gitti? Hangi gerekçeyle gitti? Bunları bilmiyoruz. Ama öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Bir hafta içinde yayınlanan 140 Junos belgeselinde bu konu gündeme geldiğinde sizin bir ifadeniz var. Yanılmıyorum değil mi? Bu 128 milyarla ilgili yapılan bir açıklamayla ilgili bir şaşkınlık ifadeniz var. Çünkü çok değişik açıklamalar yapıldı. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu diye. Şimdi yaptıklarının doğru olmadığını, yasa dışı olduğunu gayet iyi biliyorlar aslında. Bildikleri için 128 milyar dolar nerede sorusuna neredeyse yasak getirdiler. Afişleri indirdiler. Billboardlardan indirdiler. Sonra biz para verdiğimiz halde hiçbir billboardu ihalesini alan hiçbir firma bunları asmak istemedi. Düşün, para veriyorsunuz, asamam diyor. Çünkü ceza alırım. Neden? Gelir ceza yazarlar, artı ihaleyi elimizden alırlar, perişan oluruz diye. Bu aslında suçun itirafıdır. Suçun itirafıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde 128 milyar dolar nerede diye bir soru sorduğunuzda hiç kimse ya bu sorun nedir diye sormaz. Yani cevabını verir. İktidara sorarsanız cevabını alırsınız. Bu sorunun cevabı alınmış değil. Verdikleri cevapların tamamı yanlış. Tamamı acaba Erdoğan'a nasıl yaranırım cevapları. Kimisi altın dedi, evlerde dedi. Kimisi dolar verdik, evlerde dedi. Hangi evde ve kimin evinde? Ben de biliyorum bu para bir yerlerde. Ama kimin evinde? Manava sorduk, onda değil. Kasaba sorduk, onda değil. Taksiciye sorduk, değil. Kamyon şoförüne sorduk, değil. Berbere sorduk, kuaföre sorduk, terziye sorduk. Hiçbirisinde değil. Memura sorduk, emekliye sorduk, onlarda da değil. O zaman bu para nerede? Az para değil. 128 milyar dolar. Peki ne oldu? Para gitti. Merkez Bankası'nda 0 dolar. Baktılar, bütün dünya bunu görüyor zaten. Baktılar böyle olmayacak. Gittiler önce Katar'a, başka ülkelere yalvar yakar. Bize biraz swap dediğimiz borç para ver. Alıp Merkez Bankası'nın kasasına koyalım. Millete de diyelim ki bak burada para var. Tamam borç ama paramız var yani burada. Aldılar parayı oraya koydular. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşa girse herhangi bir ülkeyle 1 doları 1 senti bile yok. Kendisine ait. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pozisyona hiç düşmemişti. Hani rahmetli Demirel 5 sente muhtacız demişti ama Merkez Bankası'nın kasasında bir de para vardı. Şimdi biz kefen parasını da birer bitirdik. O nedenle Erdoğan diyor, ya bırak diyor turist gelsin 3-5 dolar avro verecekse yani gelsin. Devleti yöneten bir siyasi otorite 3 dolar 5 avroya muhtaç duruma geldiğini aslında itiraf ediyor. Sormak lazım. 19 yılda bu memleketi bu hale getirirken senin mal varlığın ne oldu? Yakınlarının mal varlığı ne oldu? Manadasındaki paralar buraya nasıl geldi? O paraları efendim biz ticaret yaptık. Hangi ticaretten o paralar geldi? Hangi ticaretten? Bunları bilmiyoruz. Devlete vergi vermemek için. Vergi cennetlerinden para getiriyorlar. Devlete vergi vermeyeyim diye. Ya devleti yöneten insan devlete vergi vermemek için özel bir çaba harcar mı Allah aşkına? Onun ailesi böyle bir çaba harcar mı Allah aşkına ya? Kendi devletine, yönettiği devlete, 83 milyonun vergi verdiği bir devlete ben vergi vermeyeyim diye Manadası üzerinden getireceksin Türkiye'ye parayı ve sıfır vergi ödeyeceksin. Son birkaç dakika. Uyuşturucular da böyle geliyor paralar. Uyuşturucuların kaçırdıkları paralar da eğer Türkiye'ye geliyorsa bu vergi cennetleri üzerinden ama geliyor. Ama Manadası ile ilgili iddialarda siz tazminat ödemeye mahkum oldunuz değil mi? Öyle. Ama hiçbir belgeye itiraz etmiyorlar. Hiçbir belgeye. Çünkü dekontlar elimde kapı gibi duruyor zaten. Vakıflar Bankası'nın dekontu. Vakıflar Bankası da itiraz etmiyor. Bu dekontlar bize aittir demiyor zaten. Hakim de bu dekontlar size mi ait diye sormuyor zaten. Herkes biliyor bunu.
ama görevlendirilmiş hakimler var. Ceza vereceksin diyorlar. Tazminat ceza. Versinler ne olur. Ben bunu zaten kazanacağım. Hızlı hızlı bir iki soru daha sorayım mı? Gelen bir soru şu izleyiciden. Etrafımızdaki çoğu kişinin arzusu, isteği Millet İttifakı liderlerine hep beraber bir programda buluşması. Bu isteği Kemal Bey'e sorabilir misiniz diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Yani eğer ittifakın diğer aktörleri, bir gazeteci arkadaş, yani, siz tabii. Teklif edersiniz. Geliriz yani. Biz niye gelmeyelim? Bir araya geliriz. Nasıl soru soruyorsanız özgürce her birimize ayrı ayrı sorular da sorabilirsiniz. Bizler de cevabını vermeye çalışırız tabii. Ya benden yana bir sorun yok. Tamam. Diğerlerine de soracağım. Çünkü bu yayınlarım devam edecek. Tabii. İttifak adayı Cumhurbaşkanı seçilirse Beştepe'de mi oturacak? Hayır. Kesin net. Evet. Net. Diğer ittifak ortaklarınızla da hiç konuşuldu mu bu konuda? Hayır, konuşulmadı. Bu benim verdiğim bir söz. Çankaya mı diyorsunuz? Evet, Çankaya. Son sorum da şu. Buyur, lütfen. Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede, özellikle derin yoksulluğun giderek yaygınlaştığı bir ülkede, siz şatafat içinde oturursanız, lüks içinde oturursanız, bu adaletli bir davranış olmaz. Ve doğru da olmaz. Oraya ODTÜ'ye vereceğinizi söylemiştiniz. Evet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Hala aynı görüşteyim. Aynı görüşteyim, evet. Son sorum da şu olsun. Bu son günlerde yayınlanan belgeseli beğendiniz mi? 140 Cumhuros belgeseli. Beğendim yani. Olumlu bakan arkadaşlarım da var. Olumsuz bakan arkadaşlarım da var. Sonuçta genç arkadaşlar bir belgesel yapmışlar. İster olumlu ister olumsuz baksınlar. Yapılan, verilen emeğe teşekkür etmek lazım. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sözcü TV yayınına katıldığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla canlı yayında karşınızda olduk. Önümüzdeki günlerde bu yayınlarımız devam edecek ve gelişmeleri Sözcü TV YouTube hesabından sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ancak sizden bir ricam var. Lütfen YouTube kanalını Sözcü TV'nin takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.